Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 2023 yılını kısaca özetlersek, bu yıl kendinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Hayatınızda bir düzen değişimi var, güçlü yapılandırmalar var, ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda devam edebilir ama şanslar da var. Özellikle yılın ikinci yarısında eşinizden, partnerinizden ve her türlü ilişkinizden daha fazla destek alabilirsiniz. Yılın genel etkilerine baktığımızda Jüpiter şans gezegenimiz bu yılın ilk yarısında Koç burcunda olacak. Geçtiğimiz 2022'nin Mayıs ve Ekim ayları arasında da biliyorsunuz Jüpiter Koç burcunun ilk derecelerinde hareket etmişti. O dönemde yapmış olduğunuz bazı girişimler varsa ya da karşınıza gelmiş fırsatları değerlendirdiyseniz bu yılın ilk 6 aylık süreci Mayıs ayına kadar olan süreçte bunları da güçlü bir şekilde sonuçlarını alabilir ya da daha fazla büyütebilirsiniz sevgili akrepler. İş hayatınızla ilgili, mesleki konularınızla ilgili fırsatlar var. Çünkü 6. evinizde bir Jüpiter geçişi olacak. Bu sizi iş ve mesleki konularda destekleyebilir. Bunun yanı sıra bir işi öğrenme, kendinizi geliştirme, işte usta-çırak ilişkileri gibi, eğitimler gibi alanda da faydalı olabilecek bir dönem. Çalıştığınız ortamda çalışma koşullarınız iyileşebilir. Örneğin yardıma ihtiyacınız varsa, zorlu bir çalışma ortamındaysanız daha rahat edebilirsiniz. Gerekli destekleri, yardımları alabilirsiniz. Bu yaşadığınız mekanlarda, evinizde hissettiğiniz yardımlar, destekler de olabilir. Doğru bir asistanı hayatınıza sokabilirsiniz, bir yardımcıyı alabilirsiniz örneğin. Bu yıl akrabalarınız, yakınlarınız, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz daha olumlu ilerleyebilir. Evcil hayvanlarla ilgili güzel şanslarınız, fırsatlarınız var. Hayat size manevi anlamda da gelişme imkanlarını özellikle bu alanlarda da sunabilir örneğin. Sağlık konularında da iyileşmeler için iyi bir yılda olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, birçok akrep 2022'de sağlık sorunları yaşadı. Bu yıl da yaşayabilir. Bu yıl da bu akrep boğa tutulmaları devam ediyor. Ama Jüpiter'in özellikle destekleriyle beraber kendinizi iyileştirme, doğru tedaviler, doğru kişilere ulaşma, yaşam kalitenizi arttırma konusunda da önemli açılımlar içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Mesleki anlamda geçtiğimiz yıl bazı adımlar attıysanız, şimdi bu yıl bir iş edinme, öğrendiğiniz becerileri kullanma konusunda da özellikle Mart ve Nisan aylarından itibaren fırsatlarınız artıyor. Mart'ın ilk haftası içerisinde Venüs de Koç burcunda olacak. Venüs-Jüpiter kavuşumu Mart'ın ilk haftasını özellikle iş konularında, sağlık konularında daha şanslı hale getiriyor. Ve Nisan ayında Koç burcunda tutulma meydana gelecek. Jüpiter etkili de olduğu için şu ana kadar, yani Nisan'a kadar iş arayan, bulamamış olan birçok akrep için Nisan'dan sonra özellikle Nisan'ı takip eden 3 aylık süreç içerisinde bir işe girme, iş bulma imkanları, iş anlaşması imkanları da daha fazla artabilir. Bu yıl biliyorsunuz tutulmalar Akrep Boğa'da ama ay düğümlerinin artık Koç ve Terazi'ye geçmesiyle beraber Koç Terazi tutulmaları da aktifleşecek. Dolayısıyla enerjiler değişmeye başlıyor. 2022'de ilişkilerinizle ilgili, kendinizle ilgili hayatınızda başlamış olan yapılandırmalar bu yıl devam etmekle birlikte artık sonuç da alabiliyorsunuz. 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Artık ilişkilerde iyileşme dönemi. Evet, zorlu etkiler altındaydınız. Yani bir evlilik ilişkisi içerisindeyseniz bazı sürtüşmelerle, mücadelelerle uğraştınız, belki de uğraşıyorsunuz. İşte işbirliklerinde yine zaman zaman kontrol edemediğiniz durumlar vardı. Huzursuzluklar, işte stresler yaşadınız. Bir evlilik yapmış olabilirsiniz, bir işbirliğine girmiş olabilirsiniz. Belki buralarda henüz tam dengeyi oturtamadınız ama bu yıl 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber artık ilişki alanınızda bir iyileşme, büyüme imkanı var. Doğru adımlar attıysanız, ilişkilerle ilgili hayatınızda doğru insanları aldıysanız, doğru bir işbirliği, doğru bir evlilik içerisindeyseniz Jüpiter buradaki imkanları artık daha bereketli hale getirecek. Evliliğinizden daha fazla, ilişkinizden daha fazla mutluluk alacaksınız. Eşinizin, partnerinizin hayatında daha olumlu gelişmeler olabilir ve siz eşten, partnerden daha güçlü destekler almaya başlayabilirsiniz sevgili akrepler. Sevgili akrepler, bu yıl jenerasyon gezegenimiz büyük dönüşüm gezegeni Plüto 23 Mart'ta Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Biliyorsunuz 2008'den bu yana Oğlak Burcu'nda önemli bir transit içerisindeydi. Bu yıl artık Kova Burcu'na merhaba diyecek. Bu tabii şu anda hani bu yıl için kısa bir geçiş. Çünkü 11 Haziran'a kadar Kova'nın 0 derecesinde olacak. Daha sonra tekrar Oğlak Burcu'nun son derecelerine dönecek. 2024'ün Ocak ayından itibaren Kova'daki yolculuğuna tam olarak başlayacak ve 2044'e kadar 20 yıl burada olacak. Jenerasyon gezegeni olduğu için toplumsal değişimler, kolektif yapıda tüm insanlığı etkileyecek gelişmelerle ilgilidir. Sosyal kültürel yapılar, ekonomik yapılar, yönetimsel ve siyasi yapılar, bilimsel gelişmeler, tüm bunlarda aslında söz sahibidir Plüto. Ve Kova burcunda böyle bir döngüyü başlatıyor. Bu yıl 23 Mart'la 11 Haziran arasında ilk 0 derecedeki geçişi sırasında özellikle Mayıs ayını önemsiyorum. Çünkü burada Boğa burcuna da geçen Jüpiter'le güçlü bir kare açı yapacak. Bir zıtlaşma açısı var. Ve aynı zamanda yine Mayıs'ın 20-21'inde Aslan burcundaki Mars'la da bir açısı olacak. 0 derecelerde böyle bir zıtlaşma var gökyüzünde, özellikle sabit burçlarda. Bu tabii ki güçlü bir baskı oluşturabilir. Plüto zaten güç demek. Plüton'un burç değiştirmesi de güç değişimi anlamına geliyor. Bunu bireyselden çok aslında toplumsal alanlarda hissedebiliriz. Yani ekonomik alanda bir baskı, piyasalarla ilgili böyle bir yeni karar, yeni düzenleme olabileceği gibi, işte bilimsel anlamda hızlı bir gelişme ya da siyasi anlamda baskılar ya da doğa olaylarında tetiklenmeler gibi, yani daha kitleleri etkileyebilecek bir tesirden bahsediyoruz. Ama siz de sabit burç olduğunuz için özellikle bu etki önemli. Plüto 4. evinizdeki geçişine başlayacak. Bu da sizin ana hayatınızdaki genel yapılar, işte belki geçmişten bu yana çocukluğunuz, aileniz, düzeninizle ilgili yapılardır. Ve buradaki geçişiyle beraber hayatınızda bir dönüşüm, bir düzen dönüşümü, belki yer değişimi, işte aile yapılarıyla ilgili önemli dönüşümler anlamında bazı işaretler verebilir. Size tavsiyem tabii ki o sırada Jüpiter'in Mars'ın da tesiriyle daha tahammülsüz, daha hırslı, özellikle kariyer beklentilerinizle ilgili, ilişkilerle ilgili ya da aile alanında, ebeveyn ilişkilerinizde biraz duygusal baskıların, manipülatif durumların oluşması ve sizin çok tutkulu, hırslı davranmanız mümkün. Buralarda daha sağduyulu, daha sakin olmakta fayda var. Dışsal baskılar artabilir. Dışsal etkilere karşı da bireysel hayatlarımızda güvenli adımlar atmamız lazım. Mümkün olduğunca bu tesirlerde fevri davranmamakta fayda var. Evet, bu yıl tutulmalar Boğa, Akrep'ten Terazi, Koç'a geçiyor dedik. Zaten Koç tutulmasını Nisan'da yaşayacağız ve Mayıs ayında artık burcunuzdaki son tutulmayı yaşayacağız. 5 Mayıs'ta 14 derece Akrep burcunda tutulma var. Özellikle Güneş burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa ve tabii ki bu 1 Kasım'la 10 Kasım arası doğan akreplerimizi daha fazla etkileyecektir. Yükselen akreplerimiz de yükselen burcu 14 derece ve yakınlarında olanlarımız için 5 Mayıs'taki tutulma çok önemli. Bu 2022'deki bazı süreçlerin de tamamlandığı bir dönem. Genel sağlığınızla ilgili, imajınızla ilgili bazı dönüşümler olabilir. Bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Yer değişimleri gibi ya da ilişki dinamiklerinizde yine önemli adımlar atılabilir. İşte evlilikler, işbirlikleri alanında yine daha kadersel dediğimiz bazı tesirler altındasınız. Bunlar da hani Temmuz ayına kadar olan süreçte hayatınızda kendini gösterebilir. Ve 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcundaki tutulma, ay tutulması ilişki evinizde olacak. İlişkilerle ilgili yine Ekim ayını, Ekim ve Kasım dönemini sizin için önemli hale getiriyor. Eşinizle ilgili, partner ilişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklı konularla da ilgili yine Ekim-Kasım ayındaki tutulma döngülerinizi özellikle önemli görüyorum. 28 Ekim'deki tutulmadan önce tabii ayın 14'ünde 21 derece Terazi burcunda bir güneş tutulmamız var. Bu sizin 12. evinizde olacak. Genel sağlığınızla ilgili konularda güçlü bir tutulma. İşle ilgili konularda da çok yapıcı olabilir. Bu tutulma iş birliklerini destekleyen bir tutulma aslında. Yani ilişkilerde daha çok iş birlikleriyle ilgili konularda bazı önemli adımlar atabilirsiniz. Veya evlilikte eşinizin işi ya da eşinizin genel sağlığı, düzeniyle ilgili bazı önemli dönüşümler olabilir bu tutulmayla beraber. Yolunda gitmeyen bir şeylerin varsa bunların netleşmesi mümkün. Daha yolunda olan, olması gereken tutumlar içerisindeysek bunların hani ileriye taşınması, daha da güçlenmesi, özellikle yine eşinizle ilgili, işbirliklerinizle ilgili seçimlerinizde çok önemli olabilir. Bu yıl büyük öğretmen Satürn burç değiştirecek. 7 Mart'ta Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Sizin için Kova burcundaki seyri zorlayıcıydı sevgili akrepler. Zor bir açıda bu Kova geçişini yaşadınız. 2020 aralığından bu yana biliyorsunuz Kova burcunda. Ocak-Şubat aylarında da yine Kova burcunun son derecelerinde olacak. Son tesirleri alıyorsunuz aslında. Artık ailevi sorumluluklar olsun, hayatımızda kurduğunuz düzen olsun, ev, yuva alanları, iş konuları, ilişkiler. Yani bu alanlarda sorumluluklarınızla yüzleştiğiniz ve bazı attığınız adımların, kurduğunuz yapıların son demleriyle karşılaştığınız bir dönemdesiniz. 7 Mart'tan itibaren Satürn artık Balık burcuna geçecek. Bu 3 yıllık bir döngü, 2026'ya kadar kalacak. Bu yıl ilk dekan Balık burcunda hareket edecek. Size güzel bir açıda bunu söyleyebilirim. Yani artık Satürn'ün o baskıları sona eriyor 7 Mart'tan itibaren. 5. evinize geçecek, Balık burcuna. Bu alanda, Satürn'ün olduğu alanda biliyorsunuz sorumluluklar vardır. Zaman zaman bizi geliştirmek için karşımıza dersler çıkarır. Evet, kısıtlamalar, engeller yaratabilir ama bizi büyütmek içindir bu etkiler. 5. evinizde ilerlerken biraz hani kendine bak, kişisel değerlerini, yeteneklerini geliştir anlamında çalışabilir. Burada eğlenmek, boşa zaman geçirmekten ziyade artık zamanınızı daha doğru kullanmak, daha disiplinli hareket etmek konusunda teşvik edici olabilir. Örneğin bir yeteneğiniz var. Bu yeteneğinizi geliştirmek için işte kursa gidebilirsiniz. Bir hobinizi geliştirebilir, iş haline getirebilirsiniz. Bunun için fırsatlarınız olabilir. Çocuk sahibi olmakla ilgili konularınız olabilir. Aile kurdunuz, evlendiniz. Bunu geçtiğimiz 1,5-2 yıllık süreç içerisinde hayatınıza getirdiniz. Şimdi yılın ikinci dönemiyle beraber özellikle eşinizle de belki Haziran'dan itibaren bu konuyu daha fazla gündeme getirebilirsiniz. İşte ebeveyn olalım, çocuk sahibi olalım gibi konularınız olabilir. Çocuk sorumluluğu verebilir size Satürn. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili daha ciddi ve daha planlı olmanız gereken bir dönem. İşte onların eğitimleri, onların hayatlarında bazı seçimler olabilir. Onların hayatlarındaki sorunlar olabilir. Hani onlarla ilgilenmeniz, daha detaylı hareket etmeniz, disiplinli olmanız, biraz daha belki zaman zaman sizi tabii ki büyütecek, size bir şey öğretecek gündemleriniz olabilir çocuklarla ilgili. Bu süreç bu şekilde, özellikle çocuklarla ilgili konularda daha ciddi, daha disiplinli, daha sorumlu hareket edebileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Aşk hayatınızda ve romantik konularda ya da sizin için eğlenceli olan konularda biraz kısıtlamalar olabilir. Yani Satürn eğlence evinizden geçerken çok eğlendirmez. Yani her türlü eğlence ve sizin için hobi olan, size keyif veren konuları da sanki bir iş disipliniyle ele almanız, daha ciddiyetle yaklaşmanız konusunda üzerinize baskı yaratabilir sevgili akrepler. Evet, yılın geneline bakarsak 2022'de devam eden, başlamış olan ilişkilerle ilgili ve hayatınızdaki kendi bireysel alacağınız kararlarla, hayatınızda yapacağınız yapılandırmalarla ilgili 2023 de çok önemli bir yıl. Devam ediyor bu etkiler. Bununla beraber genel sağlığınız, iyileşmeler, şifa, iş düzeninizin verimini arttırmak için vereceğiniz kararlarla da ilgili bu yıl işbirlikleriniz, eşinizin kaynakları ve eşinizin hayatında olacak düzenlemelerle de ilgili çok önemli olacak. Önemli bir yıl. 2022'nin devamı niteliğinde ama daha tamamlayıcı, daha sonuç alıcı bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.